Bu video sadece Japonya'ya gelmek isteyen ve Japonya'da yaşamak isteyenler için arkadaşlar. 3 tür para kağıt var. 800 yen civarı, 600 yen, 450 yen. Evet arkadaşlar, dışarıda bir yemek yerseniz yaklaşık bu fiyatı vermek zorundasınız. Merhaba arkadaşlar, Tokyo'dan selamlar. Ben Bekir Şenoğlu. Bugün sizlere çoğu kişi tarafından merak edilen ya da çoğu kişi tarafından sorulan soruları cevaplayacağım arkadaşlar. İlk öncelikle şu Japon paralarını tanıyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Japonya'da 3 tür para kağıtı var. Şurada gördüğünüz 10.000 yen. Yani bu yaklaşık 660 TL civarında. Burada 5.000 yen. Burada 1.000 yen. Ve sadece bu 3 tür kağıt para türü var arkadaşlar. Ve burada coin olarak 500 yen, 100 yen, 50 yen, 10 yen ve 5 yen ve 1 yen. 6 tür coin olarak paralar var arkadaşlar. Ve bu şurada da çok nadir olan para türleri var arkadaşlar. Bunlar genelde fazla kullanılmıyor. Çünkü eski çağda kalmış. Bayağı eski çağda kalan bir para türü arkadaşlar. Ama şu an hala kullanılıyor yani. Ben sahte olduğunu düşünmüştüm de ilk geldiğim zaman. Elime geldiği zaman. Bu 2000 yen arkadaşlar. Bu da 5000 yen arkadaşlar. Genelde 10.000 yen, 5.000 yen ve 1.000 yen türü para var arkadaşlar. Ama bunlar eskiyle kalmış. Şu an üretimi yapılmıyor. Galiba nadir bir para türünden olacağını tanıyorum ve ben bunları saklıyorum arkadaşlar. Ama bunu da marketlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, paraları da öğrendiğimize göre şimdi dışarı çıkalım. Marketlerdeki fiyatları, sebze fiyatlarını öğrenelim arkadaşlar. Ondan sonra yolda giderken normal bir kişinin aylık maaşını ya da part time çalışan birinin günlük maaşını yolda size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkalım. Evet arkadaşlar, şimdi çıktım dışarı. Bizim evimize yakın olan en büyük markete gideceğim şu an. Oradaki fiyatları karşılaştıracağım arkadaşlar. Büyük marketlerde genelde biraz ucuz oluyor. Küçük, yani bakkal tarzı yerlere giderseniz, tabii Türkiye'de de aynı olduğunu düşünüyorum, biraz daha pahalı oluyor. İlk öncelikle büyük bir markete gidip oradaki fiyatları göstereceğim arkadaşlar. Ve bu arada bu fiyatlar sadece Tokyo'ya özel arkadaşlar. Tabi Tokyo dışına çıkarsanız biraz daha ucuzlayacaktır. Tokyo'da yaşam biraz pahalı. Ona göre de maaşlar da pahalı arkadaşlar. Tokyo'da bir Japon çalışan genelde maaşı, aylık maaşı 300 bin yen oluyor arkadaşlar. Bunlardan genelde sağlık sigortası, vergiler falan çıktığı zaman 180-170 bin yen civarı kalıyor arkadaşlar. Bu normal bir çalışan, yani askeri maaş arkadaşlar. Eğer part time çalışırsanız büyük ihtimal daha çok para alacaksınız. Çünkü ben part time çalışıyorum arkadaşlar. Otelde çalıştığım zamanlar saatlik 1600 yen alıyordum arkadaşlar. Tabii ki part time olduğu için çoğu kapsamlar benim üzerimde geçmiyor ama maaşım yüksek olduğu için devamlı çalışanlardan daha karlı çıkıyorum arkadaşlar. Tabii ki vizem olduğu için, yani vizem olmazsa o şirketten vize almak için o şirketin devamlı çalışan olmam gerekiyor. Bu arada Japonya'da part time çalışarak en çok maaşı alacağınız iş ise otel işleri arkadaşlar. Genelde otellerde yüksek maaş ve daha uzun çalışma imkanları olduğu için ben otelleri seçmiştim arkadaşlar. Otellerde daha yüksek maaş kazanabiliyoruz. Bu korona yüzünden otellerde iş kalmadı arkadaşlar. Yani Japonya'da normal bir kişi 300 yen maaş alarak geçinebilir arkadaşlar. Tabi Tokyo taraflarında kiralar pahalı, biz 3 kişi yaşıyoruz. Yaklaşık 120 yen kira veriyoruz arkadaşlar. Yemek masrafları genelde, yani biz kişi başı 60-70 yen vererek bütün ihtiyaçlarımızı giderebiliyoruz arkadaşlar. Yaklaşık aylık 70-80 bin yen civarı cebimizden gidiyor arkadaşlar. Yani 200 bin yen kazanırsanız genellikle cebinize 90 bin yen civarı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de tutumlu olursanız, tutumlu olmazsanız daha çok para gidecektir. Şimdi markete gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, genelde büyük marketler daha çok ucuz olduğu için daha çok kişi buraya bisikletiyle gelerek alışverişini yapıyor. Geldiğimiz yer ise Inageya. Evet arkadaşlar, fiyata bakın. Bir tanesi 800 yen civarı. Bunun bir tanesi 800 yen. Mandalina, yeşil mandalina 600 yen. Galiba bu erik. Erik 500 yen. Şu elma arkadaşlar 600 yen. Vay be. Kivi bir tanesi 100 yen.
Evet arkadaşlar, karpuz çok pahalı. Kaç para? 400 yen. 400 yen. Ananas ucuz biraz. 400 yen. Japonya'da böyle hazır şeyler de var arkadaşlar. Bunlar hazır çekilmiş yasayla teyzeler. Evet arkadaşlar, domates 450 yen. 1 salatalık, bir tanesi, sadece bir tanesi 50 yen. Kıvırcıklar 128 yen. Havuç, bir havuç 198 yen arkadaşlar. Hamsi herhalde, hamsi. Biraz ucuz, deniz yakın olduğu için. Böyle balıklar var arkadaşlar. Bunları pişirip yiyebilirsiniz, çok güzel oluyor. Ekmek arası yapıyoruz yani. Tabii öğrenci arkadaşlar, makarna yapmak isterse makarna 300 yen. Japonya'da sos türü çok fazla olduğu için burada yemek sosları genelde çok fazla. Tabii ki de ben çoğunu kullanmıyorum. Evet. Sütler 180 yen. 160 yen de bulabilirsiniz. En iyi sütler 250 yen civarı. Japonya'da böyle hazır yemekler de bulabilirsiniz. Çünkü insanlar işten geliyor arkadaşlar. Hepsi hazır yemekler arkadaşlar. Bunları direkt yağda pişirip yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fiyatlar bunlardı arkadaşlar. Ama genelde bu fiyatlar biraz daha yüksek fiyatlar. Daha ucuz nereden mi bulabilirim diyorsanız, Tokyo bölgesinde yaşıyorsanız Shin-Okubo diye bir bölge var arkadaşlar. Orada genelde yemekler daha çok ucuz oluyor. Bu taraflarda genelde helal foodlar oluyor. Orada daha düşük fiyata sebzeleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Mesela Japonya'da vergi yüksek olduğu için 1000 yene 100 yen vergi geliyor arkadaşlar. Yani 1000 yenlik bir şey alırsanız 100 yen vergi geliyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar, Japonya'da çoğu insan, bayanlar dahi çalıştığı için tüm marketlerde hazır yemekler var arkadaşlar. Bu hazır yemekleri direkt alıp evde ısıtıp direkt yiyebiliyorsunuz. Yani bu tür yemekler Japonya'da çok fazla rekabet görmekte. Şimdi başka bir markete gidelim arkadaşlar. Oradaki fiyatları karşılaştıralım. Evet arkadaşlar, bir başka markete geldik. Maru Etsi Petit. Bu da biraz daha ucuz. 130 indirim varmış. Kestane bu. 3 tanesi 100 yen. Vişne 800 yen. Evet, el sepakları ne kadar? 400 yen. Şu 500-600 yen civarı. Daha ucuzları var. 300 yen. Sepak 300 yen. Bir şişe su 1 litre 125 yen. Evet, yine hazır yemeklerine karıştık. Şöyle hazır bir yemek 500 yen. Bir akşam yemeği. Balık 550 yen. Bunun vergisi dair 600 yen civarı. Evet, hep hazır yemekler var arkadaşlar. Genelde insanlar hazır yemekleri seçtiği için buradan hazır yemekleri alıp evde hiç uğraşmadan yemeğini yiyorlar. Evet arkadaşlar, Japonya'da çoğu marketlerden ucuz bir market yeri var arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğiz. Orada biraz daha ucuz oluyor arkadaşlar. Genelde bir alışverişimizi oradan yaparız. Ya da daha ucuz yerler de var arkadaşlar. Shin-Okubo bölgesinde ya da oradan yaparız. Genelde seyirde çok ucuz oluyor. Daha demin gördüğümüz yerlerdeki muz 200 yen ise orada 100 yen.
Domates orada 400 lira ise orada 400 yen. Yani küçük de olsa biraz kar yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi oraya gidelim. Evet, Japonya'da bir bina yıkarken iyice önlemlerini alıp öyle yıkıyor arkadaşlar. Bir duvar yapmışlar. Duvar içinde yıkıyorlar yani. Evet, domatesler biraz daha ucuz. Çok güzel. İlk tanesi 75 yani. Evet. Evet, burada iki tanesi 447 yani. Evet arkadaşlar, yine hazır yemekler. Hep hazır yemek. Buradaki hazır yemekler arkadaşlar, akşam saatleri olunca bir tane bile kalmıyor. Akşam saatlerinde gelirseniz burada bir tane bile bulamazsınız. Evet, yumurta burada biraz var. Böyle 168 yen. Evet, burada da muzlar 100 yen arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fiyatlar bunlar ve Japonya'da normal bir markete girersek bunların fiyatları neler, onlara bakalım şimdi arkadaşlar. Evet, hazır yemekler. 500 yen. Daha da 100 yen diye burada 3 tanesi 200 yen. Evet, 100 yen bir kalem burada 180 yen. Normalde bunlar 150 yen civarı ama 250 yen veriyorlar. Evet arkadaşlar, dışarıda bir yemek yerseniz yaklaşık bu fiyatı vermek zorundasınız. Yani arkadaşlar, dışarıda bir yemek yerseniz yaklaşık 1000 yen cebinizden gidecektir arkadaşlar. Yani dışarıda yerseniz büyük ihtimal maaşınız size yetmeyebilir. Evet, burada bir tane Hindu restoran var arkadaşlar. Fiyatlar ne? Evet, bir set 850 yen, 750 yen. Evet, böyle bir tür yemekmiş. Evet arkadaşlar, Japonya'da masaj bayağı ünlü. Ayak masajı 1800, vücut masajı 2900, toplam yağlı vücut 4500 yen arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Japonya'nın teknolojisi böyle durumlarda işimize yarıyor. Biraz susadım. Etrafımda şu an market yok ve bir içecek alacağım. Telefonla alabiliyorum arkadaşlar. Evet, ne almak istiyorum? Dr. Pepper alacağım. Şuraya dokundurarak işlem gerçekleşti. Dr. Pepper. Evet arkadaşlar, şu an kimsenin olmadığı bir parka geldik arkadaşlar. Şimdi şu hesaplarımızı yapalım ve bu arada bu video sadece Japonya'ya gelmek isteyen ve Japonya'da yaşamak isteyenler için arkadaşlar. Öncelikle bir öğrenci arkadaşımız Japonya'ya geldiği zaman yaklaşık haftada 28 saat çalışabilir arkadaşlar. Bu 28 saat 4 haftaya böldüğümüz zaman yaklaşık 112 bin yen ediyor sanırım. 112 bin yen arkadaşlar. Buradaki fiyatları gördüğünüz arkadaşlar, bir yurtta kalsanız arkadaşlar, yurt parası da yaklaşık 45 bin yen civarı. Tokyo etrafında yurtlar genelde 45 bin yen civarı arkadaşlar. Ya da herhangi bir share house'a kalabilirsin yani. Bunlar da yaklaşık 30 bin yen civarı arkadaşlar. Tokyo etraflarında elektrik, su, internet yurda ait olduğu için buradan karlı çıkabilirsiniz. Ve bu arada 28 saat çalışacaksınız. Bu arada ek olarak değişik işler yapabilirsiniz arkadaşlar. Uber tarzı işler. Ya da internetten yeteneklerinizi satma sesi diye bir program var arkadaşlar. Bunu telefona indirerek yapabiliyorsunuz. Mesela dedim, şurada Coconola. Coconola diye bir program var. Bu programda kendi yeteneğinizi satabiliyorsunuz. Mesela İngilizce öğretmenliği. Böyle yeteneklerinizi internetten pazarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. TimeChicket diye bir program daha var arkadaşlar. Burada da kendi boş zamanınızı o kişiye kiralıyorsunuz arkadaşlar. Bu kişi sizin zamanınızı kiralıyor. 1 saatte 2000 yen civarı gibi para alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yani 112 bin yene haftalık 28 saat çalışırsanız para cebinizde kalmasa da geçinebilirsiniz. Haftada 28 saati geçerseniz vergi ödemeniz gerekiyor. Yani haftada 28 saati geçmezseniz size herhangi bir vergi gelmiyor. Japon devleti de buna göre hesabını yapmıştır. Ve 28 saat çalışarak fazla savurmadan, eğlenmeden yaşamak istiyorsanız arkadaşlar burada yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu arada ek geliri de sağlamak isterseniz
dediğim gibi bazı internet siteleri var. Buradan da elden parayı alarak ek gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer bir ev kiralamak istiyorsanız ev kiraları gerçekten çok fazla ve yabancıya ev vermiyorlar. Hadi aldınız diyelim. Ev Tokyo'da ev kiraları yaklaşık 2 artı 1 desem 100 yen civarı kira oluyor arkadaşlar. Bir arkadaşınızla oturduğunuz diyelim. Biz 3 kişi oturuyoruz şu an. Yaklaşık elektrik faturası 5000 yen, gaz faturası 3000 yen, internet faturası 3000 yen, su faturası 5000 yen civarı geliyor arkadaşlar. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Şu anlık Japonya'ya gelen arkadaşlar bir yurtta ya da share house'da kalırsa sizin için daha karlı olur arkadaşlar. Yani ev kiraları Japonya'da oldukça fazla olduğu için yurt dışından gelen çoğu arkadaşlar ya share house'da kalıyor ya da arkadaşlar bir yurtta kalıyor. Bir evde 5-6 kişi yani öğrenci evi gibi yapan insanlar da var. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar like tuşuna basarsanız sevinirim. Anlatmayı unuttuğum konular da olmuş olabilir arkadaşlar. Aşağı yazarsanız sizin için cevaplayabilirim arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Toplayan selamlar. Bay bay. Sayonara.